Gönlünde pişip de diline erişemeyen nedir Halime Sultan? Kaç gündür susar durursun. Kem söz ettiysem dilim çürüye. Bilmeden gönlünü kırdıysam yüreğim kertile. Kem söz gelecekse senin tatlı dilinden gelsin Ertuğrul. Bunca vakittir erimsin yiğidimsin. Ne kem sözünü işitmişliğim ne de yüreğimi incitmişliğin vardır. Öyleyse nedir bu halın? Süleyman Şah öleli iki kış, üç yaz geçti Ertuğrul. Ne dur bildik ne durak. Ne bir yaylakta ne bir kışlıkta gün yüzü görmedik. Göçerin yorgunluğu düze konduğunda başlarmış.
Bahar gelip düşülecek yolun tasasını büyütür içinde. Lakin ne gün yüzü arar gözlerim, ne de göçün tasası karartır yüreğimi. Senin yanında olmak yeter bana. Yeni kışlığa birkaç gün yolumuz kaldı. Dayımın obası da yakın. Birkaç gün uzakta güvenli bir yer. Bu kışı da geçirdik mi gerisi kolay. Artık endişe edecek bir şey kalmayacak. İnşallah hak ettiğimiz yurda kavuşacağız. Endişem kendim için değil Ertuğrul. Kimin için endişelenirsin? Bir vakit Süleyman Şah'ıma bir söz verdiydik. Torunları erkek olursa isimlerini Gündüz, Savcı ve Osman koyacaktık. O da olacak inşallah. Hayırlı oğullar, kızlar otağımızı şenlendirecek. Dedim ya beyim. Endişem kendime değildir. O vakit kim için endişelenirsin Ceylan gözlüm? Bebeğimiz Gündüz için. Yüklüyüm Ertuğrul. Bir evladımız olacak. Eğer rüyam doğruysa sana bir oğul vereceğim. Mavi gök, altta yağız yer. Şahidim ol. Baba oluyorum baba. Dur, sakin ol, daha çok erken. Nasıl sakin olurum Ceylan göz? Bütün otağımız bu haber için yanar tutuşurdu. Keşke Süleyman Şah'ımız da bu duruma şahit olaydı. Ne bahtiyar olurdu. Ne varacağımız kışlakta, ne de varacağımız nicelerinde. Nerede benim yiğit babam diye ağlatmayasın oğlun Ertuğrul. Allah'ın verdiği ömür. Alnımıza yazdığı kaderi bilemem. Lakin ben yaşadıkça ne sana ne de evladımıza gamda tasada yaşatmam bilesin Halime Sultan. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Buraya kadar Türk. Avradının yaşamasını istersen teslim olasın. Bu sana son uyarımdır bilesin Beyoğlu. Arkana bakmadan atlara doğru koş Halime. Abim günde olduğu haber ver. Çabuk kervanın yolunu değiştirsinler. Bize yardıma gelsinler Halime koş. O kancığın kaçmasına izin vermeyin. Koşun! Koşun! Thank you.
Gel bakalım kayı bozuntusu. Sen de obandan arta kalanlar da kışlığa varamayacaksınız Ertuğrul. Hiçbiriniz sağ kalmayacak.
Onu sakın öldürmeyin. Bay Cunoyan onu canlı istiyor. Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Nihayet karşılaştık Ertuğrul. Soysuz köpekler. Tüm kervanınız pusatlarımızın tadına baktı. Beni de öldür. Yoksa ölüm bile senin için kurtuluş olmaz. Tamam. Hahaha.
Noyan seni canlı istiyor. Ona dua etmelisin. Bir zamanlar atam Oğuz'un itiydiniz. Rusya, Çin, Hindistan, şimdi Fırat ve Dicle'nin suladığı bütün topraklar Cengiz Han'ın oğlu Ögeday'ın mülkü. Sırada Anadolu var. 3-5 çadırınızla, sürülerinizle gidebileceğiniz son yere geldiniz. Cengiz Han'ın ordusundan kaçacak yeriniz yok. Bitti. Anladın mı beni Türk? Bitti. Bu topraklar yiğidin harman olduğu diyarlardır. Biz seve seve can veririz. Lakin bir karış toprak vermeyiz. Anadolu'da size kan kusturacağız, kan. O vakit Moğol'un kudretini anlarsınız. Toparlanın uyuşuk herifler! Gidiyoruz! Ne oluyor Kayal? Aytonlu Hatun bunları taşımamızı istedi. Sandıkların içini açın. Bu obada benim kelamım tekrarlanmaz. Anlamadın mı sen bunu? Aç! İçeri götürün. Hemen.
Rahmetli eşinin eşyalarını taşımama izin vermene çok sevindim. Ona hürmetim sonsuzdur, bilesin. Lakin gayrı bu otağın hanımı benim. Eğer otağda varlığım kabul olmaz ise ahaliye nasıl söz geçiririm bey? Bana yeniden hayat veren kadın. Sen otağımın da kalbimin de sultanısın. Bu ne densizliktir Tuğtekin? Esas densizlik, anamın izlerini bu otağdan silmektir beyim. Sen ne halle bana akıl vermeye kalkarsın? Haddini bil. Baba, ben nefes aldığım sürece onlar bu otağdan çıkarılamaz. O zaman sen de şunu iyi bil. Buyruğuma karşı gelen evladım da olsa nefesini keserim. Beyim, müsaadenle. Madem Tuğtekin evladımız anasının izi bu otağdan silinmesin der, biz de hürmet gösterelim. Gösterelim ki Tuğtekin evladımız Aytol'un anasına da saygıda kusur eylemez. Ayma halanın obasından haber var mıdır? Bugün yarın gelirler. Tuğtekin beni hala hazmedemedi bey. Kolay değil. Lakin sen telaş etme. Beni de anası bilecektir. Elimden geleni yapacağım. Ne olur sen bir de bunun için üzülme. Tüm ahalinin yükü senin omuzlarında. Sen her daim böyle yanımda durduktan sonra hatunum, ben kimseye eyvallah etmem bilesin.
Canan'ı. Canım sana kurban olaydı anam. Sensiz bu oba, bu yurt bana zindan oldu anam. Bir vakitler neşe dağıttın otağın. Şimdi baykuşlara yurt oldu. Mürvetimi göremeden ecel seni benden aldı. Sana torun yüzü gösteremedim. Ama seni çok özledim ana. Çok özledim. Mızrağım yürekler parçalasa da, pusatlarım düşmanı dize getirse de, zaferler şöhretler benim olsa da, sen bunları görmedikten sonra neye yarar be canım ana? Erkeğe azgın bu aile, yani şurup bu ha. Eğer bu yaptığımı duyarsa Artuk Bey beni öldürür hanım. Ben oldukça sana hiçbir şey olmaz. Korkut Bey'in senin sayende keyifli geceler geçiriyor. Fena mı? Artuk. Maşallah. Bak Saltun'u çok iyi yetiştirmişsin. İşinde senin kadar mahir olmuş. İnşallah gönlü de eli kadar temiz olur Aytolun Hatun. Keşke geleceğinizden haberdar olaydık. Derdinize derman olurdu. Çok şükür. Hiçbir derdim yoktur. Geçerken uğradım. Biraz da Belkıs Ebe'den hatunlara derman olacak bazı tavsiyeler alayım dedim. İnşallah derman bulmuşsunuzdur. Ne oluyor? Kayılar Bey'im, obaya geliyorlar. Thank you.
Hayır olsun Aytolun Hatun. Hayır değil bu Artuk Bey. Söyle hemen şifa çadırında hazırlıklara başlasınlar. Havada bela kokusu alıyorum. Hemen yaralılara gidip yardım edin. Hemen. Abi. Bacım ne oldu size? Ne bu hal? Baskına uğradık. Moğollar. Darmadağın olduk abi. Lanet olsun. Kaya. Emret beyim. Turtekin beyimize haber vereyim. Emredersin beyim. Deniz Demir. Artuk beyim. Artuk beyim. Kızımı kurtar. Ona derman ol. Haydi ya Allah! Yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş. Beni de al. Ertuğrul, Gündoğdu nerede? Abi, Ertuğrul'la Halime kervan düzlükte dinlenirken onlar beslenmek için ormana gittiler. Gündoğdu da kervan toplamaktaydı. Ne olduğunu anlamadık. Darmadağın olduk. Kim öldü, kim yaşıyor bilmiyorum. Hadi gel, otağa gidelim. Onlarla ilgilenecekler. Hayme abla gel.